Hocam buradan hareketle karaciğer yağlanmasını neyle önleyebiliriz? Evet. Karaciğer yağlanmasını tetikleyen faktörlerin başındaki mutlaka alkol. Yani. Fakat kişi alkol kullanmıyor ama yine karaciğer yağlanması var. Sebebi nedir? %90 karaciğer yağlanması alkolden kaynaklanır. Kişi alkol kullanmıyor, buna rağmen karaciğer yağlanması var. Sebebi? Bağırsaklarına mantar yerleşmiş. Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç kullananların bağırsaklarına mutlak suretle mantar yerleşir. Mantar zaten herkeste var. Fakat normal, sağlıklı bir insanda mantar çok çok azdır. Yani 1 gram defacette binlerce. Fakat mantar yayılmışsa, milyonları aşmışsa tehlikeli olur. Mantarlar ne yapıyor? Hamurlu tatlı, mesela karbonhidrat içeren bir şey yediğinde kişi, mantarlar bunu etan, metan, bütan gibi zehirli gazlara, etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkollere dönüştürür. Bildiğimiz en tehlikeli alkolleri üretiyor. Bağırsaktaki mantarlar. Bu alkoller nereye gidiyor? Ne oluyor? Bir, bağırsakları yakıyor. Vücudun histamin, kortizol dengesini bozuyor. Alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları tetikliyor. İki, emilen bu zehirli gazlar karaciğere giriyor. Karaciğer arıtmaya çalışıyor. Neyle arıtacak? B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit. Zamanla vitamin oranı azalıyor. Kişi halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalıyor. Arıtamadığı toksik maddeler artık arıtamaz hale geliyor. Karaciğer yağlanıyor. Yağlanırsa ne oluyor? Toksik maddeler kanda dolaşmaya başlıyor. Vücudun hangi organı zayıfsa o organda bunlar depolanıyor. Depolandıkça depolanan bu pislik birikintisi curufun içerisine bakteri, virüs ve mantarlar yerleşir. Sürekli toksik madde üreten odaklar oluşuyor. Merkezler. Mesela ara dokulara, bağ dokularına yerleşti diyelim. Curuf. Curufun içerisinde bakteri, virüs, mantar yerleşti. Sürekli toksik madde üretiyor. Karaciğer bu toksik maddeyi arıtmak için uğraşıyor. Arıtamıyor. Ne oldu? Kişi herhangi bir basit bir rahatsızlığı artık atlatamaz oluyor. Grip mesela, diyelim ki gribe yakalandı. 2-3 günde iyileşecekse 2-3 haftada iyileşemiyor. Çünkü bağışıklık sistemi çöküyor. Vücudu yavaş yavaş kişinin zamanla çöplüğe dönüyor. Eskiden çöp evler var. Bazı yerler, bazı insanlar böyle psikolojisi bozuk insanlar sokakta ne bulursa topluyor, evine götürüyor. Benim de öyle tanıdığım biri var. Fındık Sarı'da adam sokakta plastik bulursa plastik topluyor, karton bulursa karton topluyor, evine götürüyor. Bütün binadakiler adamdan bıkmış. Böyle plastik şey topluyor. İnsanın vücudunda da böyle çöplük depolanıyor zamanla. Mantarlar sebep oluyor buna da. Tabii yanlış beslenme de tetikliyor. Nasıl aratacağız vücudumuzu bu çöp birikintisinden? Şimdi bu iksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma longa, altınbaşak otu, zeytin yaprağı, kalkulye gibi 19 çeşit bitki içerir. Kişi günde 3-4 defa 2 çorba kaşığı içtiği zaman 6 hafta sonra vücudu yavaş yavaş toparlanır, arınır, temizlenir. İsterse gitsin doktoruna, muayene olsun, raporlar alsın, tekrar muayene olsun. 6 hafta sonra. Aradaki farkı net olarak görür. %100 değilse de %50, %60 6 haftada iyileşir. 3-4 ay kullandığı zaman bir şey kalmaz.